Evet, yarış sonuna gelindi. Açıkçası ben son zamanlarda küme düşmen müsabakalarının bu kadar son haftaya girdiğini görmemiştim. Çok hatalar oldu. Herkes çok hata yaptı. Kimi yönetimsel anlamda hata yaptı, kimisi teknik direktör anlamında hata yaptı, kimi futbolcu kendiyle ilgili hata yaptı. Ama bu kadar kaderinin birçok şekilde etkilendiği ve insanların birbirlerini bu kadar kırdığı bir sezonu herhalde yaşamamışızdır. Baktığımızda küme düşecek olan takımın kim olduğunu şu takım diyemezsiniz. Hakkı en çok yenen takım kim diye soracak olursan belki şu an itibariyle de en çok İstanbulspor bunun acısını çekti. Ve bugün de biz onlarla maça gideceğiz. Onun dışında öyle bir zaman geldi ki birçok penaltı dediğimiz penaltı olmadı. Foul dediğimiz foul olmadı. Avut dediğimiz başka korner oldu. Penaltı beklediğimiz penaltı verilmedi. Yani böyle bir lig yaşadık. Değişmesi gerekenler değişmedi. Sistemler değişmedi. Ve yapılması gereken projeler hiçbir zaman hayata geçmedi. Yıllardan beri proje söylüyorum. Proje anlatıyorum. Projelerin olması için mücadele ediyorum. Çünkü benim derdim Türkspor'un, Türk gençlerinin Türk futbolunda çok daha etkin olmaları ve bir yerlere gelmeleri. Hakemler için de profesyonelce yönetilmeleriyle alakalı çok kez projeler söyledim. Dinlemesi gerekenler dinlemiyor. Bu kadar Türk futbolunda Türk gençlerinin geleceğine, takımların kaderlerine etki eden bir süreç yaşamadık. Birçok sorunumuz var. Ve bu sorunların çözülmesi için bekleyen ve yapılması gerekenler var. Yapması gereken yapıyor mu? Hayır. O zaman da insanlar soruyor, düşünüyor, söylüyor. Söylemenin de bir şey değiştirdiğini de inanmıyor. Böyle bir hayat gidiyor. O yüzden de neleri söylemek lazım diye bazen kendi kendime düşünüyorum. Bir şeyleri iyi olması için, ülkem için üretmeye çalıştığımızda insanlar kendi takımlarını tuttuğu süreci kendi lehlerine olması için mücadele ediyor. Biz de hakkaniyetli, adil, adaletli, Türk sporunun ve Türk gençlerinin daha iyi olabilmesi adına elimizden geldiği kadar söylemlerle desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah bu lig hayırlısıyla, günahıyla, sevabıyla iki hafta sonra bitiyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Düşenler düştüğünde bir an önce çıksın. Şampiyon kim oluyorsa tebrik ediyoruz. Göztepe'mizi ve Eyüp Spor'umuzu tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Ama seneye ligin çok daha zor, çetin, meşakkatli olacağı da aşikar bir lig bizi bekliyor. Kendi takımımızla ilgili planlamamız devam ediyor. Takımımızda şu anda 27 futbolcunun sadece 7'sinin sözleşmesi devam ediyor. 20 futbolcumuzun sözleşmesinin bittiği bir ortamdayız. Bununla beraber yepyeni bir planlamaya Transfer Komitesi Başkanı olarak Gökhan Karagöl ve squad ekipleri çalışıyor. Yeni sezonda hayal ettiklerimizi başaracak bir kadroyu inşallah hep beraber kurarız.